Merhabalar, ismim Havva Yiğit. 2019'da Süleyman Demirel fizyoterapi bölümünden mezun oldum. Çok tekrar ettim hocam, her gün tekrar ediyordum. Ben Rabia Ceren Ateş, liseden ATT mezunuyum. Bu işin lolosu kriz yönetimi ama benim en büyük motivasyon kaynağım arkadaşlarımdı. Ben Yayın Aşar, 2017 hemşirelik mezunuyum. Gece yarılarına kadar ders çalışıyordum. Buradaki arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. Tarih tekrarımızı gece 12'ye kadar falan yapıyorduk. Merhaba, ben Abdullah Düzü. Ben hiç ders çalışmaya alışkın bir insan değilim. Alışınca, ders çalışmayı öğrenince ve sevdiğim konular olduğu zaman insan hani ben başarabileceğimi düşünüyordum. Ben yazarken parmağım buraları nasıl tutmaya başladım. Çünkü kalem tutmamayı o kadar unutmuşum. İsmim Zeliha Candan. İstemek burada daha çok baskın bir karakter. Uykumdan taviz veriyordum. İstemek, o arzu, kendimi ileride atanmış bir şekilde görmek ve daha iyi bir şekilde gördüğümü hayal edince daha çok hırslanıyordum. Mert Ayben, 2019 senesinde liseden mezun oldum. Pazartesi, salı sabah 8 akşam 5 ameli gibi hastanedeydim hocam. Çarşamba sabah 8 akşam 5 dersim vardı. Perşembe de sabah 8, 2-3 yine dersim vardı. Cuma'da 2 saat bir dersim vardı. Kendime bir hedef koydum. Dedim ki ya şu kadar sürede ben şu kitapları bitirmem lazım. Artısı eksisiyle baktığınız zaman olaylara gerçekten bir dizi sarmalı gibi sizi içine alıyor tarih. Ben özel sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü bitirdim. Bu zamana kadar pek dersle alakası olmayan bir öğrenciydim. Bazen çok bilmişlik iyi olmuyor, bazen de hiç bilmemişlik iyi olmuyor. Yani etrafındaki insanlara bakmadan kendisini matematiğe birinci sınıftan başlar gibi başlaması gerekiyor. Ben Musa Alperi, özel sağlık meslek lisesinden mezun oldum. KPSS'de başarılı olabilmek için kesinlikle ders almak şart diyemem. Derse ilk başladığım günden beri günde en aşağı 10 problem olarak bunu her gün çözerek pratikleştirdim ve anlamama daha çok yardımcı oldu. İsmim Abdurrahman, soyadım Sütçü. Süre zarfında yapmam gerektiğine inanarak, irademi kaybetmeden, moralimi yüksek tutarak her gün belli saatlerde o dersin başına geçiyordum. Bir gün bu işin sonunda sen daha da rahat olacaksın. Bu fedakarlıkların hepsi sana geri artı bir dönüş olacak. Yanlış yaptıkları her soru için tekrar dönüp yanlışın nerede olduğunu kontrol etmeleri gerekir.